Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Size bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel böyle büyük irice bir modellerden. Bundan herhalde arkadaşlar bu yapraklı sarmaşıktan üçüncü modelim olması lazım. Bu sefer çiçeğimiz farklı. Hepsinde farklı farklı bir dolgulu papatya yaptık iki katlı bir de iki renkli çiçek bu sefer de arkadaşlar bu şekil değişik bir çiçeğimiz var Evet modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar şimdi mavi ipimizi iki zincir çekerek tığımıza tutturduk arkadaşlar serum halkamız en küçük halkanın bir büyüğü bu şekilde halkanın ortasından girerek bir sık iğne yaptım tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum halkamı Şimdi şunu şuradan yapalım arkadaşlar. Bir defa tığın başına doluyorum. Halkamın içine girip bir tane ilmek alıyorum. 1, 2, 2. 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. Bu şekilde halkamın içinden girdim. 1, 2, 2, 3. 4 tane buraya bu şekilde fıttırdım arkadaşlar. Tekrar yapalım trabzanımızı. 3 seferde 1 2 2. Buraya 4 tane trabzanım oldu. Bu şekilde görüntüyü de düzeltelim. Evet, ipimizi yaktık. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim serum halkamı ters tarafına. Bu yapmış olduğum ilk trabzanımızın tepesine kapattım buraya. Bu şekilde kapattım. 5 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar. Yuvanın içine bir tane buraya kirpik yaptım. 1 2, 3, 4 zincir. Yuvanın içine kirpik yaptım bu şekilde. 2, 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpiğimi yaptım buraya arkadaşlar. 3 oldu. Buraya toplam 5 tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde kapattım 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvaya girdim kapattım bu şekilde. Burada 5 tane kirpiğim oldu. 1 2 3 zincir. Halkama giriyorum. Kapattım bu şekilde. 5. trabzanımı da bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 Aynı şekilde arkadaşlar yine dört tane buraya trabzan yapıyorum. 4. trabzanımı da bu şekilde yaptım. 4 zincir. Tekrar bu şekilde ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar buraya değil bu çektiğim üç zincirin üzerine arkadaşlar buraya kapatıyorum bu şekilde. 5 zincirimi çektim döndüm. Buraya kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpik olarak kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvaya kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Yuvama 4 oldu. 4 zincir kapatıyorum yuvamın içine 5 tane kirpik oldu 1 2 3 zincir yuvada bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar 2 oldu çiçeğimiz şöyle yine 3 zincir çekerek yeni trabzan yapımına başlıyorum aynı şekilde arkadaşlar 1 2 2 1, 2, 2. 3 oldu. 1, 2, 2. 4 oldu trabzan sayı. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm arkadaşlar. Buradaki bu trabzanımın tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. Yuvada kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. 1 2 3 4 zincir. Burada yuvada kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yuvada kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yuvada kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine bu şekilde kapattım. 3 tane arkadaşlar çiçeğim oldu. Aynı bu şekilde 3 tane de arkadaşlar koyu maviden yapacağım. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar koyu saks mavisinden şöyle tonlama yaparak bu şekilde 2 zincir çekerek tutturdum. Aynı şekilde arkadaşlar kalan bu serum halkamızın yerine de 1, 2, 3 zincir çekip bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 2 trabzanım oldu. Aynı şekilde trabzan adetimiz 4 olacak. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Şöyle arkadaşlar sıyra sıyra yapacağımız için e, alacaktır muhakkak serum halkasının fazla büyü güzel durmuyor. 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Bu 3 zincir çekip bir, birinci trabzan saydığım bu üçüncü zincirimin tepesine bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm buraya kapattım bu şekilde. İlk kirpiğimi yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. 3. kirpiğimi 4 zincir. 4. kirpiğimi 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde 5. kirpiğimi de yapıp buraya yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. 5. trabzan olarak serum halkamda kapattım. Çiçekten bu şekilde üç tane de olacak. Üç bir tarafta, üç bir tarafta çiçeklerimiz olacak. Şimdi ben bunu aynısı olduğu için arkadaşlar fazla internetiniz, vaktiniz gitmesin. Bunu yapayım, dönelim beraber devam edelim. Şimdi çiçeğimizin diğer kısmını da ben tamamladım. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Bir altın başak, bir leylak olduğu için incelik alanı durdu. Siz ikisini de leylak yaparsanız çünkü leylani ipi daha ince. Şimdi altın başaklar da inceldi ama yeni altın başaksa arkadaşlar ince de daha güzel oluyor. Şimdi şu ortadaki beyazı yapacağız arkadaşlar. Beyaz kısmında iki kat ip kullandım. Çünkü tek kat sanki daha cansız duruyor. Şöyle zaten az bir ip gidiyor. İpimizi şöyle iki kat yapıyoruz. Şöyle çok az bir şey. Şöyle iki kat yapıyoruz. Bu şekilde iki kat yaptık. Bu şekilde arkadaşlar tığımızı da bu şekilde 15 numara biraz kalın olsun istediğim iki kat olduğu için size şöyle rahat göstereyim. Sıktırdım. Bakın 15 numara. 2 zincir tut, çekip tutturdum. Şu şekilde düz tarafından arkadaşlar iki çiçeğin arasından bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi buraya kapattım. Sık iğne yaptım. 1 2 2 tane zincir çektim. Çiçeğimin arasını ayırıp bu şekilde Kapattım burayı. Bu şekilde arkaya iki tane zincir çekiyorum ve aradan girdim, kapattım buraya. İki tane zincir çekiyorum, yuvadan girdim, kapattım bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortası yıldız şeklini alıyor 1 2 zincir 2 zincir çektim Bu şekilde arkadan iki çiçeğimin arasından giriyorum arkadaşlar Yuvaya girdim Kapattım buraya Bir, 2 zincir İki çiçeğimin arasından bu şekilde girdim Kapattım buraya bu şekilde. Bir, iki zincir. Çiçeğimin arkasından arkadaşlar bu iki zincirli yer var ya. Oradan tutturuyorum ki şöyle bir zincir çekip ipimi bıraktım. Daha arkadaşlar arka tarafı hepsi bir eşit olsun. İpimi kopardım bu şekilde. Bakın arka tarafı da burası iplerimi şimdi yakacağım arkadaşlar. Bu şekilde yıldız şeklini verdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin monteleme işlemine geldi. Bu şekilde bu pıtırcıklarını üzerine yerleştirip kenarında bu sarmaşık yapraklarla süsleyeceğiz. Şöyle biliyorsunuz zaten çok kullandığımız bir ara suyumuz. Bir, iki. Yani iki iki alarak iki seferde çektim trabzanımı. Dört zincir kapattım trabzanıma Buraya bir tomurcuk yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım arkadaşlar. Trabzanıma girdim. 2 2 aldım. Buraya boş bir trabzan yaptım. Şimdi boş trabzanımızın üzerine arkadaşlar çiçeğimizi monte edeceğiz. Çiçeğimizi alıyoruz. Ters tarafını bu şekilde tülbentimizin arkasına yapıştırdık. Bu şekilde. Burada 5 tane kirpik yapmıştık. 5 kirpiğin ortadaki kirpiğine yani üçüncü kepime kapattım. Bir zincir çekiyorum. Buraya trabzanıma kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ bat diye girdim. İki, iki olarak kapattım. Şimdi buraya iki tane arkadaşlar böyle tomurcuklu trabzan yapacağız. Kapattım. Bu şekilde. Bir zincir, bir defa doladım. Yandaki tığ bat diye girdim. İki, iki aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım tomurcuğumu trabzanla. Şimdi bir tane de zincir çektim. Yine bir defa dolayıp evet iki tane oldu. Bu da boş trabzanım. Üçüncüsü de boş trabzanım. Buna bir tane zincir çekiyorum. Bu yanındaki mavinin yanındaki yani koyu saks mavisinin yanındaki açık mavinin yine ortancadaki Çiçeğinin kirpiğinin içine Bu şekilde kapattım Bir zincir çekiyorum arkadaşlar Bakın bu şekil oluyor 5 tane kirpik var iki bir taraftaki iki bir tarafta kaldı Ortadaki kirpiğine Ben sık iğne yaparak tutturdum Mavi de aynı işlemi yaptık ortadakine Bir zincirimizde sık iğne yapıp Diğer bir zinciri de Trabzana kapatıp Tutturma işlemini yaptık arkadaşlar Şimdi kapattım buraya bir zincir bir defa doluyorum yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım şimdi burada da tam 5 tane arkadaşlar tomurcuklu trabzan yapıyoruz yaprağımızla çiçeğimizin şu mesafeyi arkadaşlar 5 tane olarak hesaplıyoruz bu yaprağımla çiçeğimin arasındaki tomurcuk sayımız 5 4 tane zincir çekerek trabzanımın tomurcuk işlemini yapıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 olarak aldım. 4 zincir kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım tomurcuğumu buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Dördüncü trabzanım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 aldım trabzan yaptım. 4 zincir kapattım. Evet arkadaşlar. 5 tane trabzan yaptım. Tomurcuklu trabzan. Bir tane de boş trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum. Yaprağımız için yuva yapıyoruz. 2 tane atladım. Bu 3. tırabzana şey tomurcuğumun üstüne kapattım arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Döndüm. Bir defa tığım başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1 2 2. Bunu da 3 seferde aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 4. trabzanımı da yaptım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. 5 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 3 4 5 altıncıydı arkadaşlar. Yuvada kapattım yaprağımın sık iğnesini. Bu şekilde. Şimdi 14 tane arkadaşlar buraya zincir çekiyorum. 14 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar buradaki kirpiğimin ortadaki kirpiğe kapatacağım. Bu 14 zincirimi bir iki üçüncü bakın ortadaki kirpiğimin içine kapattım zincirimi. Bir zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum bu şekilde buraya bir tane sık iğne yapıyorum 2 3 sık iğne sayım 3 oldu 1 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım bir defa tığın başını doluyorum 1 2 2 3 şimdi iki defa 2 2 2 tekrar iki defa doluyorum. Bir, bir, iki, iki, iki. Bu şekilde yaprağımı bitirdim. Dört zincirimi çektim, kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane sık iğne yaptım. Altıncı sık iğnemi de bu sefer bu zincirimde yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 2 defa tığımın başını doladım. 2 2 2 4 tane trabzanım oldu. 2 defa tığımın başını doladım. 1 2 2 2 5 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6.yi da bu şekilde zincirimde kapattım. 1 2 3 Evet arkadaşlar sık iğneye girdim. Bu şekilde sarmaşığımı bitirmiş oldum. Sarmaşık arkadaşlar şunlar yaprak bir şekilde sardığı için ismini ben koydum sarmaşık olarak. Yine aynı şekilde buradaki yaprağı buraya yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. İki de, bir defa doladım. 2, 2 aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 sefer. 2 defa doladım bu şekilde yuvaya giriyorum 2 2 2 olarak al 4 trabzan 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 Evet arkadaşlar 1 2 3 4. zincirimi de çekip son trabzanıma bu şekilde tomurcuk olarak kapatıyorum ve buraya 5 tane sık iğne yapıp 6. yuvada yapacağım 2 3 4 5 şu 8 zincirli yuvama tüm yapraklarımı yaptım yuvamada bir tane sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar buradaki trabzanın seviyesine inmek için trabzanıma bir sık iğne yaptım şöyle bir tane de zincir çektim bir defa doladım aynı şekilde 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım 4 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Bir zincir çekip burasını artık arkadaşlar ne kadar mesafe vermek istiyorsanız o kadar bu şekilde tomurcuklu trabzan yapıyoruz. Pıtırcıklı, tomurcuklu. Bir zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 al. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım. Bir zincir, bir defa doladım, 2, 2 aldım, 1, 2, 3, 4 zincir, bu şekilde arkadaşlar tomurcuklu trabzanı, burasını ben bitireyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde mesela burada bıraktık yaprağımızda tomurcuklu trabzanımızı, burada yaprağımızla çiçeğimizin arasında bu şekilde 10 tane tomurcuklu trabzan var arkadaşlar. Siz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu mesafe fazla yakın değil, fazla da uzak değil. Eğer 2-3 tane daha 13 yapayım derseniz, o da yani arada kaynar 2-3 tanesi de. Şimdi arkadaşlar şu kirpiklerin yapımına geçelim. Bu şekilde 4 zincir çekerek bıraktığımız tepedeki tomurcukları da arkadaşlar böyle süslersek daha da hoş duracağına eminim. 1 2 3 4 zincir tomurcuğuma kapattım kirpiğimi yaptım 1 2 3 4 zincir bu şekilde kirpiğimi kapattım şimdi 1 2 3 4 zincir kapattım tomurcuğumu 1 2 3 4 zincir bu şekilde bir tanesini bitirdik yaprağımızın ucundaki kirpiği yaptık. İpimizi koparıp yakıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Şöyle aradaki yaprağımızı açık renk için bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde açıklı koyulu istediğiniz renklerin tonlamasını yapabilirsiniz. Ben mor açık mor eflatun yaptım. Bir de saksı mavisi açık mavi yapayım istedim burada da arkadaşlar eğer çiçek bu tarafı çiçekten hesaplıyorum çiçek bu tarafı bakarsa çiçek buna yakın olursa açık rengi bu taraftan iki tane yapıyorum bakın burada koyu renk bu tarafa baktığı için koyu renkleri böyle yaprakları ayarladım arkadaşlar siz de bu şekilde tonlama yapabilirsiniz şimdi buraya da yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum yuvaya kapat 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Bu 4 zincir çektiğim tomucuğun içine. 4 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde 4 tane kirpik adetine ulaşınca yuva 4 zincirimi kapattım. 1 zincir çekip ipimi kopardım. Evet dört tane güzel duruyor. Yeterli geliyor arkadaşlar bence yaprak ucuna bu şekilde. Şimdi ortadaki açık mavisinde yap ben yapayım arkadaşlar. Sonra buluşalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok şahane çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Böyle 2 üç tane de olsa ağır olarak kızlarımızın oğullarımızın çeyizlerinde bulunduralım arkadaşlar bu modelden düz renk mesela mavinin üzerine çok şahane olur veya pembe açıklı koyulu pembe yaparsanız şahane durur arkadaşlar tabi zevk size ait tek renk yazmalara da olur İçinde çiçeği olanlar sanki bu çiçekliler biraz içinde model kayboluyor gibi tek renkli kendine daha iyi gösteriyor gibi geliyor ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar tabii ki de zevk size ait yapılan her şey güzel olur yeter ki yapılsın Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.